Herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün izleyicilerimizden 27 yaşında ismini vermek istemeyen bir beyefendinin hikayesini paylaşacağım. Selam. Başıma gelenlerden dolayı gerçekten çaresizim ve başka kimseden yardım isteyebilecek durumda değilim. Sizinle iletişime geçmek benim için çok zor oldu ama sesimi duyan birine ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum ama umarım beni anlar ve yargılamadan dinlersiniz şu an kendimi savunmasız hissediyorum ve böyle hissettiğimde bir kadın olduğumu düşünebilirsiniz. Fakat ben 27 yaşında yeni evli bir erkeğim. Kaynanamla yaşadığım olaylardan sonra bir çıkış yolu bulamadığım için sizinle iletişime geçmek istedim. Umarım bana yargılamadan yardımcı olabilirsiniz. Uzun zamandır anneme ve akrabalarıma mevcut hayatımdan yorulduğumu ve yalnızlıktan yorulduğumu söylüyordum. Hayatımda düzenli bir rutine sahip olmak istiyordum. Eğer uygun bir eş bulabilirsem evlenip düzenli bir yaşam sürmek en büyük arzumdu. Anneme ve teyzeme fotoğraflarımı verip benim için bir eş bulmalarını istedim. Ailem bir süre sonra birkaç kız buldu. Bir gün teyzem beni arayıp evlenmek isteyen bir kadının fotoğrafını gösterdi. Ben de beğendim ve teyzemin yanına gittim. Kızın annesi teyzemin yanındaydı. Evde teyzemin yanında oturan bir kadın vardı. Kadın 40 yaşlarında görünüyordu. Oldukça bakımlı ve şık giyimliydi. Beni, hoş geldin oğlum. Evlenmek istediğini duydum. Ben seni beğendim ve kızım var. Onunla görüşmeni isterim diye karşıladı. Kadının isminin Asuman olduğunu öğrendim. Bana kızının fotoğrafını gösterdi ve istersen seni kızıma tanıştırabilirim dedi. Hemen kızını aradı ve bir talip buldum diyerek kızını çağırdı. Kızı Serap geldiğinde biraz heyecanlandım. Çünkü çok güzeldi. Teyzem bana git misafir odasında özel olarak konuşun dedi. Serap'la odaya geçtiğimizde bana göz ucuyla bakıp çok güzelim değil mi? Neden görücü usulü evleniyorsun diye sordu. Ben de rahat bir evlilik yapmak istiyorum kendime uygun birini bulamadım dedim. Bu şekilde numaralarımızı alıp çıktık. Bir hafta boyunca mesajlaştık ve bir hafta sonra buluştuk. Beraber yemek yedik ve sinemaya gittik. Sinemada elimi ilk defa tuttu ve ilişkimiz bu şekilde başladı. Serap'a aşık oldum ona evlenme teklif ettim ve Serap da kabul etti. Sonrasında ailesiyle tanışmak için gittim. Sonradan öğrendim ki Serap'ın babası Serap küçükken evi terk etmiş ve başka biriyle evlenmiş. Bu yüzden Serap ve annesi yalnız yaşıyorlardı. Düğün hazırlıklarına başladık. Serap'ı alışverişe götürüp ona yardımcı oldum. Bir gün Serap'ı evinden almaya gittiğimde annesi Asuman, Serap banyoda canım, oturma odasında bekle dedi ve bana çay ile bisküvi getirdi. Kendisine hep Asuman anne dedim. Çünkü ona henüz kendimi tanıtamamıştım. Ancak bana anne deme o kadar yaşlı değilim dedi. Evlendikten sonra bile ona anne demeye devam ettim. Ama bir gün bana bana Asuman diyebilirsin dediğinde çok şaşırdım. Serap banyodan çıktı ve giyinmek için odasına gitti. Sonra yanıma geldi. O günden beri ev aramaya başladık. Kiralık ev bulmaya çalıştık. Ama eşimin Yakınlarında bir yer bulamadık. Düğünü 10 gün kala bile ev bulamadık. Depodan gelen bazı eşyalar vardı. Serap eve gelip bir kahve içmemi istedi. Eve geldiğimizde annem oturuyordu. Televizyon izliyordu. Ne oldu? Bir ev buldun mu diye sordu. Ben de hayır. Henüz bulamadık anne. Dedim. Bir süre düşündükten sonra bana döndü ve sana bir teklifim var. Evlendiğinde burada kalın. Hem kira parasını da biriktirir, ev alırsınız dedi bu fikir hala aklımdaydı. Kahve yaptıktan sonra Serap geldi, annesinin teklifini ona anlattım. Serap annesine baktı ve anne senin için sorun değilse benim için de sorun olmaz. Kendimize bir oda yaparız dedi. Serap'ın odası yatak odası olacak kadar büyüktü. Benim için sorun olmazdı. Durumu babama anlattılar. İkisi de benim için en iyisini söyleyip bana destek oldular. Bu yüzden bir süre orada kalacaktık. Neyse düğün işlerini hızla hallettik arabayı satmaya karar verdik. Belki bir ev satın alırız ve balayına gideriz diye. Balayından döndüğümüzde kayınvalidem, eşim ve ben aynı evde yaşamaya başladık. En azından elimizde bir şey olana kadar buradayız diye düşünüyordum. Bir akşam eve geldiğimde telefonum çaldı. Eşim geç kalacağını ve mesaiye kaldığını söyledi. Eve döndüğümde kayınvalidem içeride odasındaydı. Kayınvalidem, senden bir şey isteyeceğim. Damat sana ihtiyacım var dedi ve beni odasına çağırdı. Efendim anne deyip odasının kapısının önünde durdum ve içeri gel dedi. Kaç kez bana anne dememen gerektiğini söyleyeceğim dedi. Bu sırada ben şok oldum. Çünkü kayınvalidemin üstünde hiçbir şey yoktu. Benimle olmak istiyor musun diye eklediğinde şaşırdım. Böyle bir şey olabilir mi diye dışarı çıktım. İtiraz etmeme rağmen sık sık yanıma gelip beni ikna etmeye çalıştı. Yoldan çıkardı ve nefsime hakim olamadım. İşini bitirdim. Eşimin yüzüne bakamıyordum. Ama bu kadın beni büyülemişti. Kiralık ev bulamıyordum. Ailemin yanına dönemezdim. Sizden tavsiye istiyorum. Ben ne yapmalıyım şu an? Yaptığım bir hataydı ve yüz bin kere pişman oldum. Eşimi gerçekten çok seviyorum ve bu olayı öğrenecek diye korkuyorum. Keşke yapmasaydım diyorum ama ne fayda. Kaynanam hala devam ediyor. Fakat eşim gelmeden eve gelmemeye çalışıyorum. Sizlerden tavsiye istiyorum. Demiş izleyicimiz. Benim birkaç tavsiyem var. Kendi duygularını ve sınırlarını tanı. Kendine dürüst olmalısın. Bu yaşadıkların seni nasıl etkilediğini, suçluluk duygusunu ve kayınvalidenle olan ilişkinin senin üzerindeki etkilerini açıkça anlamaya çalış. Ne yapman gerektiğine dair daha sağlıklı bir karar alabilmek için önce kendini anlaman çok önemli. Kayınvalidenle açık açık konuş. Kayınvalidenle dürüst bir şekilde konuşmalı ve bu durumu devam ettirmek istemediğini bu durumun senin evliliğine zarar verdiğini açıkça ifade etmelisin. İlişki sınırlarını net bir şekilde çizmek bu noktada hayatı önem taşıyor. Evliliğini koru, eşine karşı dürüstlük bu durumda belki de en zor kısım ama aynı zamanda en önemlisi. Eğer bu durumdan kurtulmak ve evliliğini devam ettirmek istiyorsan bir noktada eşine karşı dürüst olman gerekecek. Ayrıca eşine bu durumu anlatmak büyük bir risk olabilir. Ancak ilişkinin geleceği açısından açık ve dürüst bir iletişim kurmak kaçınılmaz olabilir. Fakat yine de karar sana kalmış. Bence eşine kayınvalidenle yaşamak istemediğini söyle ve beraber bir ev bulmaya çalış. Bir uzmandan destek al. Bu tür karmaşık ve duygusal olarak yıpratıcı bir durumla başa çıkmak yalnız başına zor olabilir. Profesyonel bir terapisten ya da ilişki danışmanından yardım almayı düşünebilirsin bireysel olarak bir terapiste giderek yaşadıklarını paylaşmak ve çözüm yolları aramak sana duygusal anlamda destek sağlayabilir. Durumdan uzaklaş. Kayınvalidenle aynı evde yaşamaya devam etmek bu sağlıksız dinamiği sürdürmek anlamına gelebilir. Kendine ve eşine yeni bir alan yaratmak için mümkünse ayrı bir eve çıkmayı hızlandırmalısın. Eşinle birlikte ayrı bir yaşam kurmak hem evliliğin hem de zihinsel sağlığın için daha sağlıklı olabilir. İşinden izin al ve kendine uygun bir ev bulmaya çalış. Tanıdıklarına haber sal. Benim önerilerim bunlar. İtirafını bizlerle paylaştığın için teşekkürler. Kanalıma abone olup video like atmayı unutma. Görüşmek üzere.